Evet arkadaşlar, şimdi biz bu saydığımıza farklı bir stil daha verelim. Burada ben şunu yapmak istiyorum. Burada ben 3 tane element göstereceğim bu sefer. Onun için ilk önce ben burada şunu yapmak istiyorum. Biz tekrardan elementlerimizi görmek için overflow fidanı kaldıracağım buradan. Ve kaldırdıktan sonra bu sefer ben %100'ünü kullanıyordum width olarak elementlerimi. Burada %100'ünü kullanmak yerine ben bu width'in yarısına kullanacağım. Onun için de şöyle yapacağım. Artı 100 piksel bölü 2 diyeceğim ve ben bu şekilde pardon artı 100 piksel bölü 2 şeklinde bitimi alacağım. Artı 100 bölü 2 ve kalk saracağız. Evet ve şimdi bizim buradaki bitlerimiz sadece yarısına, yani bu karoseri bitimizin yarısına sahip oldu. Hatta bunu şöyle yapabiliriz. Mesela burada style dedim. Bir fit diye bir değişken alacak yine. Ve mesela ben bunu burada artı 100 vereyim. Ve sonra buradaki fit de değişkenden gelecek ve ben burada şu şekilde değişkenimden okutacağım. Yani bunu biz 500 artı 100 falan 700, 800 ya da mobil cihazlara göre de direkt buradan değiştirebiliriz. Evet, biz şimdi elementlerimizi burada gösteriyoruz zaten. Daha sonrasında mesela buraya yeniden overflow hidden ekledim. Bu şekilde de kalabilir ama ben böyle yapmayacağım. Ben şöyle bir şey yapacağım. Şimdi bizim aktif item'ımız bu ya. Bu aktif item'ın öncesi ve sonrasını göstereceğim ben sadece. Onun için de ben şöyle bir şey yapacağım. Mesela bu karakter item'ların hepsinin opacity'si 0 olsun. Aktif'in opacity'si 1 olsun. Sonra aktiften sonraki yerin opasitesi de sonrakinin de opasitesi bir olsun. Ve aktiften sonraki ilkin de opasitesi bu şekilde bir olsun. Ve şimdi şöyle yapalım. Cursor item show diye bir class oluşturacağım ve bunun da opacity'si bir olsun. Ve burada da bu show class'larını ekleyeceğim. Görmek için. Ama show evet, burada carousel item. Ve şimdi burada bizim bitlerimiz %100 olarak gidiyordu. Burada ben bitim mesela değiştireceğim. Mesela ben bunu %60 olarak gelsinler. Bir de bizim ortadaki element aktif elementimiz en üstte gözüksün. Onun için de z-index vereceğim. Bunların position'ı absolute olduğu için. Ve daha sonrasında bu karoserimize ben karoserimizi ortalamak istiyorum. Mesela şöyle left %50 ama pardon karoser. Evet, karoserin altında şöyle yapalım. Display grid diyeceğim ve ben bunun altında elementlerimi ortadan başlatmak istiyorum. Yani mesela ben burada eğer left top
bottom right kullanmazsam bizim elementlerimiz hepsi ortaya gelecekler. O yüzden ya da display flex, just bir content center, align items center dersek de yine aynı şekilde olacak. Ve şimdi buradaki ben show'ları kaldırayım. Ve onları ben şurada yapacağım. Şimdi biz active item'ımızı burada seçtik. Ve ben burada diyeceğim ki active item'ın next element var mı? Varsa active item'ın next element'ine bu show'u ekle. Aynı şekilde bu active item'ın previous elementi var mı? Varsa ona show ekle. Ve her seferinde şimdi mesela ben buraya geldim ama burada show kalıyor. Ben her seferinde bu use fonksiyonunu çağırdığımda bu butonuna bastığımızda her seferinde use çalışacak. Ve her çalıştığında ben show bu klasına sahip olanları kaldıracağım ve tekrar buradaki koşula uyan varsa eklenecek. Onda hatta list wrapper query selector show dedim. Hepsini seçtim. Ve bir döngü çalıştırdım. Bu döngü içinde item classes remove deyip show'u kaldıracağım. Evet. Ve bir de şöyle bir şey yapalım. Burada ben bir constructor oluşturacağım ve bu bir angle ya da bunun ismine distance diyeyim ve bir distance alsın. Eğer bu varsayılan olarak 100 olsun. Biz ve burada bu değişkenimizi distance'ımıza atadım. Ve bu distance'ı ben burada kullanacağım. Ve daha sonrasında şurada da ben bu kursörümüzü distance olarak 60'ı vermek istiyorum. Evet, şu bu şekilde değil. Counter çarpı distance. Ve tekrardan mesela bu varsayılan olarak 100. Ve ben bunu 60'a düşürüyorum mesela. Bir de şöyle bir seçenek daha ekletelim. O da padding. Aralığına boşluk eklemek istersek diye. Burada da 100 padding diye bir değişkenimiz olsun. Bu varsayılan olarak false. Ve burada ben ne lise atıyorum. Yani ben burada bir şey şu şekilde de yapabilirim. Use padding şeklinde de oluşturabilirim ama oluşturmadan yine bu şekilde tanımlama yaparsam yine kendisi sınıf seviyesinde tanımlanmış olacaklar. Zaten de yine burada list diyerek uğraşıyoruz sonrasında. Ve ben burada bu ikinci constructor değerimiz de true vereceğim. Ve burada ben şunu yapacağım. Burada ben şöyle diyeyim. Bir tane const value olsun. Ve bu value counter çarpı distance. Aynı şekilde next içinde ve şurada ben bu değişkenimi çağırayım. Value'yu çağırayım. Ve burada ben bir if açacağım. Burada eğer biz padding kullanıyorsak ben bu value'yu değiştireceğim. Hem de burada. Ama ben bunu değiştireceğim için değiştirebilme ihtimali olduğu için constant'tan let'e çevireceğim. Ve burada mesela ben bu sefer distance'ı mesela yazdırayım.
Bu distance 60 ya. Ben buna bir kendi değerinin üzerine yine aynısını ekleyeceğim. Mesela 120. Ve burada da ben şu şekilde value'yu tekrardan atacağım. Count'ı çarpı bu sefer yani %120 şeklinde gidecek. Arada eşit bir boşluk kalmış olacak. Ve aynı şekilde yine burada da bunu yapacağım. Ve bir de body'mizde de overflow hidden diyeyim. Bir de şeyi kaldırayım. Outline'ı kaldırdım. Burada yine overflow hidden'ı ne ekleyebiliriz? Yine bu şekilde yapmak istersek de olabilir. Bu tercih kalmış. Ben şimdilik bunu yorum satırına alıyorum. Ya da kullanım senaryosuna kalmış.